Size merhaba. Genel seçime son 38 gün kaldı. Bizler bu süreçte sizlere dediğimiz gibi Eskişehir milletvekili aday adaylarını teker teker tanıtmaya devam ediyoruz. Şu an stüdyoda yanımda Zafer Partisi Eskişehir milletvekili aday adayı Ece Oğuz var. Ece Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ece Hanım klasikleşmiş sorularımızla başlamak istiyoruz. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Ece Oğuz kimdir? Tabii. 15 Mayıs 1999 Eskişehir doğumluyum. Doğma büyüme de buralıyım. Ee, yaklaşık bir yıldır, hatta bir yılda geçti. Zafer Partisi'nin bir üyesiyim. Hı hı. Aynı zamanda Eskişehir Gençlik Kolları Başkanıyım. Kurucu Başkanım burada. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde elektrik enerjisi son sınıf öğrencisiyim. Lisans eğitimime de devam edeceğim. Ee, bunun dışında şu an için aklıma gelen bir şey yok. Ece Hanım çok gençsiniz. Zafer Partisi ile nasıl tanıştınız? Zafer Partisi zaten yeni kurulan bir parti ama yolculuğunuz bu partide nasıl ilerledi? E benim daha öncesinde bir siyasi tecrübem yok veya herhangi bir e, siyasetle ilişkili STK'larda görev almışlığım, üyelik yapmışlığım da yok. Aslında yani... İnsanların artık bir şeylerin değişmesine o kadar ihtiyacı var ki hı hı. yani bu değişimin bir parçası olmak, bu uğurda bir şeyler yapabilmek için Zafer Partisi'ni ideolojik olarak kendime yakın gördüm. Üye oldum. Kuruluş aşamasında gerek teşkilatlanmalarda e, partime destek olmak için de aktif olarak görevlerimi aldım. Bu yolda da devam ediyorum. İdeolojik dediniz. O ideolojik kısmı birazcık bana açabilir misiniz acaba? Biz parti olarak da kişi olarak kendim de hı hı. E, kendimizi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi olarak tanımlıyoruz. Yani sağcı ya da solcu veya herhangi bir siyasi ideolojik olarak değil. Yani hı hı. Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti nasıl kurduysa, hangi ilkelere dayanarak kurduysa biz de o yolda o ilkeleri savunmaya ve bu ilkelerin devamlılığını sağlamaya çalışıyoruz. Tamam, şu şekilde ilerleyelim. Partinizin Türkiye'deki gördüğü en büyük sorunlardan biri mülteci sorunu. Evet, Türkiye'de bir mülteci sorunu var. 2011 yılı içerisinde ilk mülteciler Gözü kapısından giriş yaptı Türkiye'ye 250 kişilik bir grup halinde. Akabinde bu grup bu yıla kadar gelmeyi hiç yani gelmesi hiçbir şekilde engellenmedi ve devam etti. Hızlı bir mülteci yoğunluğu geldi ülkemize. Resmi rakamlar olarak 3.6 milyon kadar mülteci barındırdı, barındırdığımız söyleniyor. Suriyeli 320 bin kadar da farklı uygu, farklı uyruklardan mültecilerimiz barındırıyoruz. Şimdi ben size şu sorumu şu şekilde yöneltmek istiyorum: İnsan hakları çerçevesinde bu mülteci sorununu da değerlendirdiğimizde, altını çiziyorum tekrar, insan hakları çerçevesinde değerlendirdiğimizde partiniz birazcık agresif tavırlı değil mi? Aslında dışarıdan bakıldığında agresif olarak algılanabilir bu konudaki eleştirileri de kabul ediyoruz bir yere kadar. Çünkü genel başkanımızın evet söylediği gibi çok sert söylemleri de var. Fakat ülkemiz öyle bir hale geldi ki artık bu durumu zaten yumuşak ya da naif bir üslupla dile getiremeyiz. Yani... Resmi olarak 3,5 milyon Suriyeli söyleniyor ama doğum oranları 5,7. Yani şu an 13 milyon Suriyelinin olduğunu hı hı. biz düşünüyoruz. Sokağa çıktığında insanlar da bunu görüyorlar. Ki artık sadece Suriyeliler de değil, Pakistanlar, Afganistanlar. Yani pek çok milletten çok fazla insan ülkeye akın akın geliyor ve bu konuda herhangi bir engelleme de yok. Yani bizim kendi vatandaşlarımız, kendi çocuklarımız artık öldürülüyor. Bugün çırak olarak girdikleri bir işletmede 5 yıl sonra usta olarak kendi ustalarına rakip oluyorlar. Hemen karşıda dükkan açıyorlar. Yani bugün meslek başkanları ya da işte devletin önemli kademelerinde şu an için yoklar. Böyle siyasi odalarda vesaire yoklar ama kendi partilerinde kurdular. Yani bu artık e, tatlı dille aktarılabilir bir sorun değil. İnsan hakları konusunda da aslında mülteci değiller. Yani geçici sığınmacı statüsündeler. Yani biz onları istediğimiz zaman aslında bu ülkemizden gönderebiliyoruz eğer bir suç işledilerse ki bizim demografik yapımız da bozuluyor, ekonomimiz de bozuldu. Yani buradan devletten Ucuz işçilik de evet. söz konusu onlarla birlikte e, sigortasız ki çalıştırma. Devletten <laughs> yardım alan e, Suriyeliler de var. <laughs> Kişi başına artık yardım alıyorlar. Haliyle de asker ücretin altında çalışmak onlar için bir sorun olmuyor. Çünkü zaten devletten de yardım aldıkları için çalıştıkları o 7 bin liralık 6 bin liralık ücretin üstüne o yardımı koyuyorlar. Ve bizim asker ücretli vatandaşlarımızdan aslında daha çok para kazanıyorlar. Yani bunlar çok büyük sorunlar. Sert bir şekilde dile getirmemiz de aslında normal karşılanmalı. Çünkü çok fazla ölümler var. Bir ton sorun yaratıyorlar. Bunun geleceği çok sorun. İnsan hakları konusunda da aslında bizim parti olarak bu Suriyelileri, sığınmacıları, kaçakları göndereceğiz diyoruz ve bunu Anadolu Kalesi projesi adı altında göndereceğiz. İşte taşra ve merkezde teşkilatlanmalar kurulması, geri gönderme merkezlerinin açılması vesaire aslında bir e, devlet bürokrasisi adı altında yapılacak. Yani insanları toplayıp otobüslere doldurup bu ülkeden sınır dışı edecek de değiliz. Tamamen bürokratik yollarda ve insan haklarına uygun bir şekilde. Yani bu Anadolu Kalesi projesi zaten oluştururken 1951 Cenevre, Cenevre Konvansiyonu ve 1967 New York protokolü vesaire zaten e, referans olarak alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları, Avrupa ülkelerinin kendi ülkelerindeki geçince sığınmacılara ve mültecilere karşı aldığı agresyonlar, verdiği tepkiler, uyguladığı yöntemler vesaire zaten ortada. Aslında hı hı. Türkiye çok fazla insani. Yani Avrupa'da bugün İtalya'da, Fransa'da ya da İngiltere'de bir Suriyeli eğer o ülkenin vatandaşı değilse, sığınmacı statüsündeyse ve kadınların fotoğraflarını çekip internete atıyorsa, Türk çocuklarını öldürüyorsa o ülkeye yani İngiltere'ye zaten Afganistan'dan kaçak yollarla girilmesi mümkün değil. Veya Fransa'ya, Almanya'ya <laughs> başka bir ülkeden yürüyerek e bizim gelmeleri sınır de mümkün değil. kapımız var. Hani evet. e, farklı bir coğrafya durumu da söz konusu. Bir Almanla Fransa'ya Avrupa Birliği'nin olmadığı bir senaryoda <laughs> elini kolunu sallayarak giremez. <laughs> Şimdi şu şekilde söylemek istiyorum. Türk vatandaşlarıyla evet. evlenenler var. Burada doğup büyüyen çocuklar var. Artık onlar da Türkiye'ye adapte olmuş durumdalar. Ana dilleri artık Türkçe olmuş durumda. Çok karışık bir durum. Evet. Sadece ben soruyu yöneltmek istedim. Siz de açıklamış oldunuz. Bu sorunun ardından ben size Eskişehir'de sorun olarak gördüğünüz neler var diye sormak istiyorum. Aslında tabii ki Eskişehir'in sorunları da genel sorunlar altında yani işsizlik, ekonomi, liyakatsizlik vesaire Eskişehir özelinde indirirsek aslında son zamanlarda çok büyük bir trafik problemi var son birkaç yılda ee, yer altına altyapı sorunları olduğunda bütün Eskişehir'ler farkında tabii bu yerel teşkilatların belediyelerin problemi biz şu an genel bir seçime hazırlanıyoruz ama bu da zaten bir sene sonra evet. zaten yine e, yerel bir seçim olacak. Ee, yerel seçimleri Hı -hı. de etkileyen bir şey. Yani acil olarak çözülmesi gereken sorunlar trafik ve altyapı problemleri. Bunun dışında aslında e, Yılmaz Büyükelşen çok vizyonlu bir belediye başkanı çok Hı -hı. uzun bir zamandır eskişehir zaten yönettiği için de güzel işler yapıldı burada. Benim bildiğim kadarıyla şimdi ne zaman e, bu açıklama oldu ya da bu proje ne zaman iptal edildi onu hatırlayamıyorum ama internette vardır mutlaka merak edenler bakabilir. Aslında Eskişehir'in nüfusu artmaya başladığında Bozdağ'ın imarı açılması Yılmaz Büyükerşen tarafından gündeme getirilmiş. Fakat orada nasıl bir rant döndüyse dönemin o diğer inşaat firmaları tarafından orasını bilemiyorum. Batı kent açılmış. Ama Batı kentte de Tebebaşı bölgesinde özellikle her 70 yılda Eskişehir'de tekrarlanan bir deprem var. 6.7 olarak bu işte Hatay depremi, Kahramanmaraş depremi meydana geldiğinde uzmanlar bunu tekrar dile getirdiler. Aslında Eskişehir'i bekleyen de bir deprem problemi var. Çünkü Batı hı hı. kent bir ova. Hı hı. Yani Kahramanmaraş'ta... İşte Adıyaman'da usule aykırı yapılan evler Türkiye'nin her yerinde böyle. Hı hı. Bizi bekleyen bence en büyük kriz de bu. Yani Deprem depreme yönelik Evet, <laughs> önlemleri alması lazım. Ee, şimdi bizim bir sokak röportajımız var. Eskişehirlilere sorduk. Ee, sizin sorunlarınız nelerdir? Bize dile getirir misiniz? diye. O sokak röportajını versin e, Rahmi. Çoğu yerde hep torpilli. <laughs> Bugün hastanelere git torpilli. Kandığım hı hı. varsa partilerden ona göre adam alıyorlar. Adam sınıfçılığı yapıyorlar yani. Bu hepsi için geçerli. Biri için değil yani. Belediyeler olsun, kaymakamlıklar olsun. Sınıflandırma. Yani pazarlar, yolları kapatıyorlar, arabalar geçemiyor. Daha sonra çok pis oluyor ve etrafı kimse toplamıyor. Yani o bir sorun bence. Mesela Suriyeliler sorunu. Biz bunlardan gibi, e, rahatsız oluyoruz. Yani her bakıma rahatsız oluyoruz. Bunun dışında pek şöyle bir eski sorunumuz yok bizim. Evet, röportajlarımız bu şekildeydi. Sizin yorumunuz varsa yorumunuzu rica edeceğim. Yani pazar konusunda çok haklılar. Gerçekten orada çok büyük bir kirlilik oluyor, israf da oluyor. Hı hı. yani onlar farklı şekilde değerlendirilebilir. Yapılması hı hı. gereken bir şey. Mülteci konusunda da artık zaten bu sadece Zafer Partisi'nin gündeme getirdiği bir sorun değil Zafer Partisi sayesinde. Tüm Türk, Türk milletini burada yaşayan herkes ilgilendiren bir şey insanlar da farkındalar. Çok teşekkür ederim Ece Hanım. Sevgili Eskişehir'in ailesi saat 14.00'da Niyetçi Hareket Partisi'nden çok özür dilerim. Notumu almamışım. Bir konuğum olacak. <laughs> Onunla devam edeceğiz. 14.00'a kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.